25 Ocak Pazartesi T24 Fikret Bila Uğur Mumcu'nun Farkı Katledilişinin 28. yıl dönümünde büyük bir özlemle andığımız Uğur Mumcu'nun Türkiye'yi Atatürk'ün yolundan çevirmek isteyen güçlerce öldürüldüğünü söylemek yanlış olmaz. Mumcu, Türkiye'yi dönüştürmek isteyen karanlık güçlerin önündeki en önemli engellerden biriydi. Türkiye'yi aydınlatıyor, karanlık güçleri gün ışığına çıkarıyor ve ülkeyi bekleyen tuzak ve tehlikeleri belgeleriyle ortaya koyuyordu. İleriyi görüyordu. Sarsılmaz bir Atatürkçü, zerre kadar ödün vermeyen korkusuz bir gazeteciydi. Sadece iyi bir araştırmacı gazeteci değil, aynı zamanda çok güçlü bir analistti. Analizleri engin bilgisine dayanırdı ve olaylar onu doğrulardı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz, en iyi onu tanımlıyordu. Yaşadığı dönemde bizim kuşağın gazetecilerine ölümünden sonra da yazdıklarıyla bizden sonraki kuşağa katkısı çok olmuştur. Basında her zaman örnek alınmış, kutup yıldızı gibi görülmüştür. Cumhuriyet gazetesindeki anlaşmazlık nedeniyle 1992 yılının başında Milliyet'te yazmaya başladığı günlerde Ankara büroda fırsat buldukça sohbet ederdik. Sohbetine doyum olmazdı. Her defasında yanından ayrılırken çok şey öğrenmiş olurdum. Milliyete yazdığı 3 aylık kısa dönemdeki sohbetlerimizden birinde ''Beni kurşunla öldürmezler, silah taşıdığımı ve çelik yele kullandığımı biliyorlar, beni bombayla öldürürler.'' demişti. Yine haklı çıkmıştı. Bombayla öldürdüler. Milliyetten memnun kalmıştı. Milliyet okurları da çok mutluydu. Cumhuriyette yönetim yeniden değişince gazetesine dönmek istedi. Milliyet yönetiminde bizler de kalması için çok ısrar ettik, kalamam demişti. Benim Cumhuriyet okuluna sözüm var. Dönmem gerekir. Sözünü tuttu ve cumhuriyete döndü. Gazetecilikte parayla pulla, transferle hiç işi olmadı. Sadece gazeteciydi. Uğur Mumcu'nun en önemli farkı ileriyi görmesiydi. Türkiye'nin başına gelecekleri yazılarında ve kitaplarında o günlerden görmüştü. Katledilişinden kısa bir süre önce tarikatlere, cemaatlere alınan genç çocuklar 30 yıl sonra general olacaklar ve cumhuriyete karşı ayaklanacaklar demişti. Bu sözleri söyledikten neredeyse 30 yıl sonra o gençler general yapıldılar ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak üzere ayaklanıp darbe yapmaya kalkıştılar. Tarikat, siyaset, ticaret üçgeninin Türkiye'nin başına nasıl sorunlar açacağını da daha 1987 yılında yazmıştı. 1 Mart 1987 tarihli yazısında şöyle diyordu. Siyaset ticarete, ticaret siyasete, din de her ikisine araç edildi mi artık bu sömürünün sonu gelmez. Din ticaretiyle meşgul olanlara bakın. Hemen hemen hepsi milyarder. Yalnızca Türk lirasıyla milyarder değil bunlar. Dolar milyarderi, mark milyarderi olmuşlardır birçoğu. Oh ne kolay. Çek bir besmele gelsin paralar. Finans kuruluşları, şirketler ve bu finans kuruluşları ve şirketler aracılığıyla kazanılan milyarlar. Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah milyarderiz. Bir kolumuz siyasette, öbür kolumuz ticarette. Ayaklarımız da tarikatlerde. Bir üçgen bu. Ticaret, siyaset, tarikat üçgeni. Bunlar dindarların sahtecileridir. Zavallı yoksul Müslüman yurttaşların kanlarını emenler de bunlardır. İnanç sömürücüleridir bunlar. Atatürk'ün laiklik ilkesinin ne kadar yararlı, ne kadar gerekli olduğunu bu din sahtecileri ortaya çıkınca daha iyi anlıyoruz. Daha ne desin Uğur Mumcu? 12 Eylül döneminde Türkiye'den yurt dışı göreve gönderilen imamların maaşlarının Rabıta isimli İslamcı örgüt tarafından ödendiğini de ortaya çıkarmıştı. İslamcı ve Amerikancı örgütlerin birlikte çalıştıklarını hep vurgulamıştı. Bu örgütlerin amacının Türkiye'nin layık yapısını ortadan kaldırmak olduğunu belirtmişti. Bu uyarıyı yaptığı 8 Nisan 1998 tarihli yazısında şöyle demişti. Türkiye bir İslamcı devlet değildir. Layıktır, layık kalmalıdır ve layık kalacaktır. Amerikancı bütün etkilere karşın Türkiye kendi bağımsız siyasetini kendisi çizecek ve bu siyaseti yine kendisi uygulayacaktır. Müslümanlığı bir antikomünist ideoloji olarak Türkiye'nin komşularına karşı kullanmak hem İslam dinine saygısızlıktır hem de layık Türkiye Cumhuriyeti'ni sonu gelmez bir serüvene itmek demektir. Daha nasıl yol göstersin Uğur Mumcu? Sevgi, saygı, özlem ve rahmetle. Işıklar içinde uyu Uğur Mumcu.